Arkadaşlar selam. Kanalımın yeni videosuyla sizlerleyim. Öncelikle kanalım gitgide büyüyor ve kocaman bir aile oluyoruz. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ederim. Konuya geçmeden önce bu tarz konulara hassasiyetiniz varsa izlemenizi önermem. Ayrıca abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. Hadi isterseniz şimdi konuya geçelim. Bugün konumuz Robert Andrew. 20 Kasım 2001. Yer ABD'nin Oklahoma eyaleti. Şükran gününe sadece iki gün kalmıştı. 911'e bir çağrı geldi. Gelen çağrıda korkmuş ve heyecanlı bir kadın vardı. Arayan Robert'ın eşi Brenda Andrew'du. Brenda ağlayarak iki adet maskeli şahsın evlerinin garajına girerek ona ve eşine ateş açtığını söyledi. Kendisinin yaralı olduğunu, eşinin ise ağır yaralı olduğunu söyledi. 911 hizmetinden acil bir şekilde destek istedi ve çabuk olmaları için onlara yalvardı. Olay yerine hemen polis ve ambulans geldi. Gelen sağlık ekipleri maalesef ki Roberts'ın öldüğünü bildirdi. Brenda ise kolundan yaralıydı. Brenda'yı hastaneye götüreceklerken Brenda evde iki tane çocuğunun olduğunu onlara o yokken bakılması ricasında bulundu. Polisler hemen eve girdi. İkinci kattan televizyon sesi geliyordu. Polis yukarı çıktı. Çocuklar sakince uzanmış televizyon izliyorlardı. Dedektifi görünce çok korktular. Dedektif onları sakinleştirdi ve Brenda'nın yakın bir arkadaşına bıraktı. Daha sonrasında garaj incelemeye başlayan güvenlik güçleri Robert'ın ölmeden önce zanlıyı gördüğünü anladı. Çünkü Robert kendini korumak için etraftaki elini alabildiği her şeyle yüzünü kapatmaya çalışmıştı. Ayrıca garajda 16 kalibrelik boş kovanlar vardı. Dedektifler inceleme yaptığında hiçbir kapıda veya garajda zorlama olmadığını gördü. Aynı zamanda dedektiflerin çıkarımına göre zanlılar garajda beklemiş ev sahipleri geldiğinde olay gerçekleşmişti. Tabii ki bu sadece bir varsayımdı. İlk olarak hırsızlıktan şüphelenen polisler hiçbir şeyin çalınmadığını fark etti. Yani asıl neden hırsızlık olamazdı. Daha sonrasında dedektifler aileye karşı bir düşmanlık olup olmayacağını düşündü. Yalnız çocuklara hiçbir zarar gelmemesi bu seçeneği de elemiş oldu. Adli tıpta yapılan incelemelere göre vücutta iki adet yara vardı. Birisi iç organları zedelemiş, tabiri caizse delmiş geçmişti. Diğeri ise boynundaydı. Ateş açılma açısı farklıydı. Bu da Brenda'nın dediği gibi iki kişinin ateş ettiğini doğrulayan nitelikteydi. Biraz Robert'tan bahsedelim. 39 yaşındaki Robert bir reklam şirketine direktördü. İş yerindeki arkadaşlarına göre gayet iyi niyetli ve çalışkan bir insandı. Robert aynı zamanda kilisede insanlara gönüllü olarak ders veriyordu. 38 yaşındaki Brenda ise pazar günleri kiliseye gidip o da hizmet veriyordu. Çift 17 yıldır evliydi. Konuya geri dönecek olursak, Brenda'nın yarası ağır olmadığı için çabucak taburcu oldu. İncelemelere göre Brenda'nın yarası farklı bir ateşli alet sonucu oluşmuştu. Brenda olayın tek şahidiydi. Polisler detaylı olarak ifadesini almak için Brenda'yı karakola çağırdı. Dedektif Roland Carruth, Brenda'ya birçok soru sordu. Brenda'nın anlattığına göre eşiyle araları yakın zamana kadar çok iyiydi. Evlenme dönünce uzun zamandır birbirlerini tanıyorlardı. Lakin son zamanlarda aralarında fikir ayrılıkları yaşanmıştı ve araya soğukluk girmişti. Robert bir iki aydır ayrı yaşamaktaydı. Olaydan bir önceki gün Robert çocukları almak için geldiğinde Brenda garajdaymış. Brenda garajdaki su ısıtıcısının bozuk olduğunu söylemiş ve Robert tamir ederken içeri iki kişi gelmiş. Bu iki kişiyi gören Robert onlara zarar vermemeleri için yalvarmış. Fakat onu dinlemeyip ateş açmışlar. Brenda kaçarken adamlardan biri 12 milimetrelik suç aletiyle ona ateş açıp onu da yaralamış. Sonrasında şahıslar olay yerini terk etmişler. Tabi bunlar Brenda'nın anlattıklarından ibaret. Detektif kimlerden şüphelendiğini sorduğunda ise Brenda herhangi bir düşmanlarının olmadığını, o yüzden herhangi bir isim veremeyeceğini söyledi. Sonrasında bir başka görgü şahidi arayan polisler tüm mahalleyi sorguya aldı. Lakin gören duyan biri yoktu. Olay günü Şükran gününe yakın olduğu için mahalledeki çoğu kişi o saatlerde evinde değildi. Şükran gününden iki gün sonra polis departmanına bir arama geldi. Arayan kişi komşuları Judy Kicks'te Arayan kişi o gün evde olmadığını, eve birkaç gün sonra geldiğini, ve eve geldiğinde ayak izleri biraz da dağılma olduğunu gördüğünü söyledi. Sonrasında oğlunu arayan Judy, oğlundan o gün eve geldiğini öğrendiğini fakat ikinci kata hiç çıkmadığını söylediğini söyledi. Sonrasında evi inceleyen Judy evde bir mermi gördü. Bu olayın gerçekleştiği gün kullanılanla aynıydı. Bu olayın üzerine Judy'nin oğlundan şüphelenen polis onu sorguya aldı. Fakat bu bir sonuç vermedi. Judy'nin oğlu olay saatlerinde eşi ve çocuklarıylaydı. Olay derinlemesine araştırılmaya başlayınca polisin öğrendiğine göre olaydan bir ay önce Robert polise gitmişti. Birilerinin onun canına kastettiğini söylemişti. 26 Ekim 2001'de birisi Robert'ın arabasının fren hatlarını kesmişti. 26 Ekim sabahı arabasına binen Robert frenlerin tutmadığını fark etti. Ve otomobil çok yavaş olduğu için hemen durdurdu. Arabayı tamire götüren Robert arabasına bilerek zarar verildiğini öğrendi. Robert arabasını tamirde bırakıp işe gitti. İş arkadaşlarının ifadesine göre Robert, toplantıdayken Robert'a bir arama geldi. Gelen aramadan sonra morali bozuldu ve hemen iş yerini terk etti. Ertesi gün Robert işe geldiğinde iş arkadaşları ona ne olduğunu sordu. Robert gelen telefondaki kişinin ailesinin kaza yaptığını haberi verdiğini söyledi ve durumlarının ağır olduğunu söylediğini söyledi. Robert o gün iş yerinden çıkıp gittiğinde yalan olduğunu öğrenmişti. Anlaşılan o ki kim aradıysa Robert'ın otomobili hızlı sürmesini ve frenleri bozduğu için kaza yapmasını istemişti. Dedektifler Robert'ın yakın çevresini ve gittiği kiliseyi araştırmaya başladı. Öğrenilen bilgiye göre Robert sıradan ve düzgün bir hayata sahipti. Kiliseden tek yakın arkadaşı James Powett'ti. Onlar dışarıda da görüşüyorlardı. Birlikte hava gidiyorlardı. Polisler araştırınca James'in suç aletiyle aynı model bir tüfeği olduğunu öğrendi. Onun boşandıktan sonra yaşamaya başladığı eve gitti. Fakat James evde yoktu. Kapı açıktı. Polisler içeri girdiğinde eşyaları dağılmış şekilde buldu ve polisler evdeki bilgisayarı incelemeye başladı. Bilgisayara detaylı bir şekilde baktıktan sonra tarama geçmişinde Arjantin'i araştırdığını ve sürekli Arjantin'le alakalı bilgiler not aldığını gördü. James'in Arjantin'e kaçtığını düşünen polis, James'i şüpheli olarak görmeye başladı. Her yerde James arayan polis hiçbir ize rastlayamadı. Olaydan bir hafta sonra James'in kızı Jan'la karakola gelerek ifade verdi. Gelme sebebi babasını haberlerde görmüş olmasıydı. Anlattığına göre Robert'ı telefonla arayan Janna'ymış. Fakat ne amaçla babasının ona bunu yaptırdığını bilmiyormuş. Polis daha sonrasında Janna'ya babasını aramasını söyledi. Ve konuşmayı polis yönetti. James kızına şu an Meksika'da olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Janna parası olduğunu fakat bank hesaplarında sorun olduğu için parayı sadece elden verebileceğini söyledi. Bu durum James'in hoşuna gitmemişti. Fakat mecbur olarak bu teklifi kabul etti. Daha sonra Oklahoma'da görüşme ayarlandı. Olay günü James'i bekleyen polisler James'i hemen yakaladı. Fakat bir sorun vardı. İnanamayacaksınız ama arabada Robert'ın eşi Brenda da vardı. Polis çifti hemen sorguya aldı. Bu ikili suçlarını reddetse de birlikte olduklarını itiraf ettiler. Söylediklerine göre bir iki aydır görüşüyorlardı. Sonradan araştırıldığındaysa Brenda'nın ilk kaçamağı değildi. Daha öncesinde de sürekli Robert'ı aldatıyordu ve Robert'tan bıkmıştı. Polis daha sonra yaptığı araştırmada durumu aydınlattı. Bulunan sonuca göre Robert garaja geldiğinde Brenda su ısıtıcısının bozuk olduğunu söyledi. Robert bakmak için eğildiğinde arkasından James geldi ve 1-2 saniye sonra ateş etti. Sonrasında suç aletini Brenda'ya verdi ve o da eşine bir el ateş etti. Dikkat çekmemek için James tabancayı çıkararak Brenda'nın kolunu yaraladıktan sonra komşunun evine saklandı. Polisler gidene kadar da orada kaldı. Olay sonrasında itiraf edilince öğrenilir ki Brenda e işini 8 ay önce sigorta yapmayı ikna etmişti ve 800 bin dolarlık bir teminat yaptırmıştı. Robert'a e bir şey olursa parayı Brenda e alacaktı. Bu işi James'le beraber planlamıştı. Yani bir 2 aydır birlikte izlemeleri yalandı. Uzun zamandır James ve Brenda e birlikteydi. Hatta poliçeyi hazırlayan bile James Powell'tı. Arkadaşlar konu buraya kadardı davaya gelecek olursak 2004'te ikisi de idam cezası aldı. James sonradan temize gitti ve 2017 yılında idam hükmü bozuldu. Sonrasında bu ceza ömürlük hapse çevrildi. 2019 yılında ise mahkeme kararı tekrar bozarak kararı tekrardan idama çevirdi. James 2024 yılının 11. ayında idam edilecek. Brenda ise hala idam edileceği günü bekliyor ve henüz net bir tarihi yok. Evet arkadaşlar bugün yine bir sigorta faciasını işledik. Bu tarz olaylar sürekli yaşanıyor. Daha önce de araştırdığım davalarda benzerleri var. Kanalımdan ulaşıp inceleyebilirsiniz. Üste linkini bırakıyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.